Şimdi az önce Centillebelli'nin Fatih Portresi'nden söz ettim. Daha 1460'lara falan giderek ama şu anda o yansımadı ekranda. Minyatürden başlayan. İrticalen konuşayım, anlatayım size. Zaten çok fazla zaman ayırmayacağız. Fatih dönemiyle Tanzimat'ta yani 1839 arasındaki döneme. Kabaca böyle birkaç minyatür göstererek Tanzimat dönemine geleyim ben. Şimdi şöyle söyleyeyim, şöyle başlayayım konuya. Türklerin genelde yüzü hep batıya dönük olmuştu. Orta Asya'dan yola çıkıp bazen Hazar'ın kuzeyinden, bazen Hazar'ın altından, alt kısmını güneyinden Anadolu'ya ve Avrupa'ya akmışlardır. Bu akış Doğu ile Batı'nın bir yerde buluşmasını zaman zaman da sentezini sağlamış. Selçuklu sonrasında diğerlerini saymıyorum. Hazar Türklerini ya da Hun Türklerini falan saymıyorum. Onlar kuzeyde kalıyorlar. Güneyde Selçuk Türklerinin İran ve Anadolu'nun bir kısmına yerleşmesi sonrasında Büyük Selçuklar, daha sonra da Anadolu Selçukluları kurulmuştur. Sonra beylikler, Anadolu Selçukluları dağıldıktan sonra beylikler dönemi başlamıştır. Bu beyliklerden bir tanesi olan Osmanlı Beyliği artık 1453'te İstanbul'un alınması sonrasında artık devlet hatta imparatorluk haline dönüşmeye başlar. Bu dönemde de çok ileri görüşlü ve çok özel yetileri olan öngörü sınırları pek çok döneminin insanının çoğunun önünde, hepsinin önünde diyeceğim hatta olan Fatih Sultan Mehmet bir taraftan geldiği yeri unutmuyor, Doğu'yu, Anadolu'yu, öte taraftan Batı'ya bakıyor. Batı'ya bakmasının nedeni de Bizans'ın üzerine kurulmuş Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Beyliği sonra Osmanlı Devleti, sonra da Osmanlı İmparatorluğu. Fatih kendini Doğu Roma'nın da hükümranı olarak görüyor. Yani bir yerde Kaiser konumuna taşıyor kendini, öyle değerlendiriyor. Haksız da değil o konuda. Ama bakış açısı da bir Doğu Roma İmparatorluğu'nun imparatorluğun gereklerini yerine getirecek şekilde çok geniş açılı bir bakış. Ve İstanbul'u aldıktan kısa bir süre, 8-10 yıl sonra Batı'dan, İtalya'dan, Rönesans'ın kurulduğu yerden, başladığı yerden Centillebelli'ni davet ediyor. Centillebelli'ni İstanbul'a geliyor. Bir yıldan fazla bir süre kalıyor İstanbul'da ve de Fatih'in portresini artı daha başka bazı çalışmaları yapıyor. Fatih'in portrelerinden bir tanesi bildiğimiz o şimdi İngiltere'de Londra'da Ulusal Galeri'de sergilenmekte olan başyapıt. Bir başkası geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın almış olduğu Fatih portre. O daha az bilinen bir portredir. Biraz daha da üslupsal olarak, biçimsel olarak farklılaşan bir. Şimdi bu konuya değinirken Fatih dönemindeki güzel sanatlara verilen özellikle resim heykeli, özellikle de resme verilen önemden söz etmek için onu söylüyorum. Zaten beylikler döneminden gelen bir minyatüre ilgi vardır. Yapılmış, yazılmış bazı minyatürlü el yazmaları kitapları beylikler döneminde kopya edilerek çoğaltılmıştır. Ve artık bir minyatür geleneği Anadolu'da da Türkler arasında da oluşmaya başlamıştır. Fatih döneminde bu bir adım daha öteye taşınır. Sinan Bey örneğin o elinde gül saklayan Fatih portresini yapan nakkaşımız. Daha fazla portreleriyle ünlü bir nakkaş. O özellikle Osmanlı'nın devletleşme döneminin hemen ardından ortaya çıkan ve gerçekten kendini kabul ettiren ünlü bir minyatürcü oluyor. Sonrasında Beyazıt, ikinci Beyazıt daha farklı bir bakış açısıyla olaya bakıyor ve Fatih'in Centillebelli'ni tarafından yapılmış olan portresini bir yerde yok sayıyor. Nitekim elden çıkarılıyor ve
el değiştirerek bugünkü yerine varıyor. Londra'daki Ulusal Galeri'nin malı oluyor. Keşke bizde olsaydı. Keşke o Fatih'in başlattığı çizgi, görsel sanatlara olan ilgi devam ettirmesiydi. Bir de şimdi hemen Yavuz'a geçelim. Yavuz'un da başka bir boyutta katkısı var bu alanda. Yavuz batıdan çok doğuya dönmüş. Özellikle Şah İsmail'le, Safevilerle, onların doğudan sıkıştırmasıyla, ki Safeviler de Türk sultanlığıdır, önemli bir Türk kültürü yaratmışlardır İran ve Farsi bölgesinde. Müthiş tezini sanatları vardır, müthiş minyatürleri vardır. Yani dünya sanat tarihine mal olmuş o Acem minyatür geleneğini de, Orta Asya Türk geleneğini de, minyatür geleneğini de, o Uygurlardan gelen freskoları falan, onların çizgisini de sürdüren bir tavrı devam ettirirler. Ve Şah İsmail'le Yavuz, ipler epeyce gerilir ve savaşırlar. Savaştıktan sonra Şah İsmail kaçmak durumunda kalır, yenilir. Onun bütün savaş alanında kalan değerli eşyaları, her şeyi Osmanlı tarafına geçer. Yavuz orada durmaz, Mısır'a sefer eder ve Mısır'ı da almış. Böylece halifeliği de taşımış olur. Bu arada benim bunları anlatmamın nedeni, Yavuz Sultan Selim'in doğuyu güvence, batıya yönelmek için doğuyu güvence altına almak çabası içinde olması, daha Mısır'a kadar ulaşma çabası içinde olması, ki çok kısa sürede başarmıştır bunları ve büyük önemli savaşlar kazanmıştır. Bu seferi sırasında Yavuz Acem nakkaşlarının, Safevi soyundan gelen Safevilerin ortaya koyduğu bazı değerleri, özellikle minyatürlü el yazmalarını alır, İstanbul'a getirir. İstanbul'da bir süre sonra bunlar tasnif edilir. Tasnif edilirler ama çok doğru tasnif edilmezler ve başlık olarak Fatih albümüne bir bakış adı altında çok çok sonraları Sabahattin Eyüboğlu'yla, yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, ve Mazhar Şevket İmşiroğlu tarafından bir kitap haline getirirler ve yayınlanırlar. Biz oradan biliyoruz, tanıyoruz bunları. Gerçi Topkapı Sarayı sınırları içinde Topkapı'nın arşivine girildiği zaman orada zaten vardır. Ama bizim onlara şahitlik etmemiz ya da onlar hakkında bilgi almamız özellikle Mazhar Şevket İpçiroğlu'yla Sabahattin Eyüboğlu'nun yayınlamasıyla olmuştur. Ve onların söylediği şeydir. Bu tasniflemenin çok doğru bir tasnifleme olmadığı, ne alınmışsa ne bulunmuşsa Bağdat'ta, Bağdat Seferi sırasında onlar alınmıştır ve bir araya getirilmiştir. Korunmuşlardır. Ama çok sağlıklı bir dizgesel tutarlılık içinde değillerdir. Bir sonraki aşama Türk minyatürünün doruk noktasıdır. Kanuni Sultan Süleyman dönemidir. O dönemde örneğin Kanuni ile gene Doğu Seferi'ne katılan, gittiği yerlerde topografik görüntüleri, minyatürlü el yazmaları için etüt eden ve çok kendine özgü bir üslupla biçimsel olarak sanat tarihimize mal eden Matrakçı Nasuh var. Hemen arkasından Nakkaş Osman var. Şimdi böyle minyatürcüleri öne çıkarıyorum çünkü konumuz görsel sanatlar ya da resim, onun için söylüyorum bunu. Yoksa minyatürlü el yazmalarından söz ettiğimiz zaman 5 ayrı zanaata değinmemiz gerekir. Önce yazar, yani minyatürlü el yazmasının metnini yazan kişi. Sonra hattat, bunu minyatürcü resmini yapıyor, hattat yazısını yazıyor ya da nakkaş hattat yazısını yazıyor, minyatürcü nakkaş kalan boşlukları dolduruyor. O metnin devamında, onun koşutunda bir betimlemeyle. Artı tezinat yapan kişiler vardır. Artı dilciler vardır. Yani bunların hepsi birbirini sırayla, ya nakkaşın sırası üçüncüsü. Önce yazar,
Metni yazan, sonra hattat, sonra nakaş, sonra tezyinatı yapan kişi, sonra da ciltçi. Beş ayrı zanaat dalıyla bir minyatürlü el yazması ortaya çıkarıldı. Şimdi burada bir ayrıntı vereceğim size, önemli bir ayrıntıdır. Biz Türk minyatürü, Osmanlı minyatürü diyoruz ama 1947'ye kadar Türk minyatürü diye bir şeyden haberdar değil. Bizler de değiliz. Bizim cami, sanat camiası da çok değildir. Ne zaman ki şu var, Hint minyatürü, Arap minyatürü, Pers minyatürü biliniyor ve dünya sanatı içinde de önemseniyorlar. Ama Türk minyatüründen ilk defa 1947'de UNESCO bir kitap istiyor Ettinghausen'da. Bir minyatür kitabı. O da araştırma yapıyor Osmanlı minyatürlerini ve bunların Pers minyatürlerinden de Arap ve Hint minyatürlerinden de çok farklı özelliklere, realist özelliklere sahip olduğunu belirleyerek ta Uygurlara kadar dayanan bir geleneğin, realist, gerçekçi bir geleneğin devamında kendine özgü özellikleri olan daha İran minyatürü liriktir. Türk minyatürü daha öğreticidir, hikayecidir. Üstelik realiteye dayanan bir hikayeciliği vardır. Burada ayrılıyor hemen İran minyatüründen. Bunları belirliyor ve Türk minyatürü diye bir tasnifemi yapmış oluyor. Böylece o da 1947'den sonra artık Türk minyatürü hakkında başlığı Türk olan, daha önce de var Türk minyatürü ama adını Türk minyatürü olarak ayırmıyorlar. Bu arada bir önemli açıklama daha yapayım. Kanuni döneminden söz ediyoruz, Yavuz döneminden söz ettik. Yavuz'dan sonra, Yavuz Safevileri yendikten sonra, Şah İsmail'i yendikten sonra Irak'ta, İran'da, Mısır'da ya da Osmanlı'nın doğusunda ve güneyinde kalan sanatçıları İstanbul'da toplama çabasına girdi. İstanbul'daki Anadolu'ya o zamanlar Rum diyar. Rum, Roma ile bağlantılıdır. Rum derken yani Kıbrıs'taki Rumlar ya da Yunanistan'daki Rumlar değil, Rum, Roma. Roma'nın, Doğu Roma'nın uzantısı olarak Rum diyarı. Bununla bağlantılı olarak da o diyarda yani Anadolu'da, Anadolu'nun devamında İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın hemen yanı başında minyatür üretiminden bulunan nakkaşlara Rum nakkaşları, Rum nakkaşları deniyor. Onların okulun adı Rum nakkaşlarıdır. Yavuz'un ve Kanuni'nin döneminde Doğu'dan, İran'dan ve de Bağdat'tan, Irak'tan getirtilen nakkaşlar için de ayrı bir okul kuruluyor. Hemen Rum nakkaşlarının üretimde bulunduğu yerin yanında, Topkapı Sarayları'nın surlarının dışında bir yer. Ona da Acem nakkaşları deniyor. Bu ayrıntıları verdikten sonra hani minyatürle ilgili hızla bitiyorum. Bu tarihten sonra arada bir yarış oluyor ve Türk minyatürü müthiş ürünler ortaya koyuyor. Tek tek saymıyorum. Değişik temalar altında, değişik izlekler altında kitaplar yapılıyor. Siyer Nebisi'nden yani peygamberler tarihinden tutun da padişahın oğlunun sünnet düğünü hakkında yapılan şenliknamelere kadar. Artı devam ediyor bu çizgi. Levni ile bir başka doruk noktasına varıyor. Daha minyatürden biraz daha batı anlayışına dönük böyle yanılsamacı bir resme gider gibi oluyor. Onun bir adım sonrası Abdullah Buhari. Bu da bir diğer doruk noktası o dönemin ve Lale dönemi, Lale devrinden sonra Batı ile ilişkiler başka bir boyut kazanıyor. Bu iki ustayla da minyatür sanatı bir yerde noktalanmış oluyor. 1839'da Tanzimat Fermanı ilan ediliyor. Ama 1839'dan önce 1835'te Osmanlı'nın Batı'nın ilerlemesine, şimdi şunu da belirteyim, Osmanlı o kadar büyüyor ki üç kıtaya yayılıyor. Avrupa, Asya, Batı Asya ve Afrika'nın kuzeyi. Doğal olarak bu Batılıların çok ilgisini çekiyor. Sanatçıların da tabii ki onların devletlerinin kurucu ya da idarecilerinin.
Rembrandt'tan tutun, Gentile Bellini'den tutun, pek çok kişiye kadar, Hans Holbein'e kadar, Türk halılarına ya da Türk sarığına, Türk giyimine özenle ve ilgiyle yaklaşıyorlar. Bir süre sonra o Rönesans'ın ve reform hareketinin Batı'da getirdiği değişikliklerle, farklılaşmalarla, yeniliklerle işte matbaa icat ediliyor, toplar dökülüyor farklı bir şekilde ve silahların biçimi değişiyor. Osmanlı askeri alanda adım adım gerilemeye başlıyor. Önce duraklama, sonra gerilemeye başlıyor. Bu yenilgiler başlıyor. Bu sefer de Osmanlı'nın Batı'ya ilgisi var. Batı'dan şeyler öğrenmek, şeyler almak istiyor. Ne yapıyor bunun için? Daha önce Batı'ya öğrenci gönderilmezken 1835'te 10 kişilik bir grup gönderiliyor Batı'ya eğitim almak üzere. Bunlardan iki tanesi resim alanında, topografik alanda işler üretmek için öğrenip de bu alanda bir şeyler yapabilmek için gönderiliyor. 1839'da Tanzimat'la daha başka açılımlar geliyor ve giden kişi sayısı artıyor. 1841 ve 42'de doğan üç sanatçı bu işin doruk noktası oldu. Bakın 1841 ve 42 diyorum doğumları. Ne zaman peki Batı'ya gönderiliyorlar? 1857'de. Yani aşağı yukarı 16-17 yaşlarında gönderiliyorlar eğitim almak üzere. 1857'de Paris'te Mektebi Osmani kuruluyor. Mektebi Osmani'de dil öğrenmek için ve kendi alanlarında yeni şeyler öğrenmek için öğrendikleri şeyi de başkente İstanbul'a taşımak için onları gönderiyor. Bu Mektebi Osmani 1867 ile 1864 arasında 7 sene kadar 1863'te yeniler de var. Yani eski tarihle yeni tarih arasında böyle miladi tarihle hicri tarih arasındaki bir küçük oynama vardır. Onun için sanat tarihçileri 6 ya da 7 sene açık kalmıştır derler. O Mektebi Osmani'nin Paris'te kurulan. Sonra Mektebi Osmani'nin müdürü tarafından bir rapor yazılıyor sultanlığa, Osmanlı Sultanlığı'na. Deniyor ki biz bu işten tam olarak yararlanamıyoruz. Öğrencilerimiz burada çok yararlı olamıyorlar. Mektebi Osmanlı'nın büyük bir katkısı yok bu işe. Burada öğrendiklerini orada da yapabilirler ve o Mektebi Osmanlı ortadan kaldırılıyor. Ama Batı'ya öğrenci gönderilmesi devam ediyor. Nitekim o Mektebi Osmanlı kurulduğu zaman Şekerahmet Paşa, o zaman henüz paşa değil tabii, sanat eğitimi almak üzere, resim öğrenmek üzere gönderiliyor. 1841 doğumlu. Süleyman Seyit Bey, o da aynı şekilde aynı dönemde gönderilmiştir. Osman Hamdi Bey de gitmiştir ama 1842 doğumludur Osman Hamdi Bey. Hukuk eğitimi almak üzere gitmiştir oraya. Ama hukuk eğitiminde bir süre devam ettikten sonra esas ilgisini resme yöneltmiştir. Önemli ustalardan Jerome gibi. Jerome bir oryantalist ressamdır. Önemli bir ustadan ders alır. Alexander Cabanel var. Ondan ders alırlar. Ve hazırlarlar kendini. Şimdi Osman Hamdi Bey Jerome'dan çok şey öğrenir. Ve onun üslubunu, oryantalizmi doğulu bir bakışla yani ya da daha farklı söyleyeyim onlar batının doğuya bakışıyla bakmışlar batılı oryantalistler. Osman Hamdi Bey içimizden biri olarak bizlere bakmıştır. Aradaki fark budur. Önemli bir farktır bu. Şekerahmet Paşa Jerome'dan çok fazla yararlanmamış. Evet, gözlem konusunda yararlanmış. Eğitim almış, o konuda öğrenmiş bazı şeyler ama daha fazla Fransa'daki Barbizon Okulu ya da Barbizon Okulu, Barbizon Ormanları denen yerden oraya gidip ressamlar resimler yapıyorlar. Korosu var, kurbesi var, Theodor Rusosu var. Bu ressamlar orada gidip bazıları açık havada resim yapıyor. Şekerahmet Paşa'nın ilgisi de oraya yöneliyor ve onların yaklaşımıyla resim yapmaya çalışıyor. Nitekim orman resmi, ormanda yük taşıyan eşek resmi ya da eşekli insan resmi
Artı ormanda ceylan resmi, bunlar hep doğayla, hayvan, doğayla insanın doğanın içinde küçülmüş halleriyle. Ceylanı büyük yapıyor ama o eşekli insan özellikle orman resminde doğanın içinde ufacık görünür böyle. Gerçekte de öyledir ya, ağaçların boyuyla insanların boyunu karşılaştırdığımız zaman. Manzara resim geleneğimizi bu yaklaşım içinde Şekerahmet Paşa döndükten sonra yapar esas resimlerin, yani Paris'ten döndükten sonra. Osman Hamdi Bey de öğreneceğini öğrenir, o da döner gelir. Ve anıtsal figürleri yine Doğu resimlerinde genellikle kendini kullanır. Poz verir fotoğrafçılara, o dönemde fotoğraf da yenidir. Onlara poz verir, fotoğraflarını çektirir, maçlak yer sarıp sarar başına ve bir doğulu imam gibi, doğulu hoca gibi bir görüntü içinde fotoğraflarını çektirir. Örneğin cami avlusunda hocalar diye bir resmi vardır. Cami var orada. Hocalar da var ama o hocalar gerçek hoca değil. Osman Hamdi Bey'in kendisi değişik biçimlerde fotoğrafını çektirmiştir. Onları kurgulayıp sanki hocalar, üç hoca birbirleriyle sohbet ediyor gibi. Ben bu arada şeyi unuttum, böyle minyatürleri aktırmayı. Evet, niye gitmedi? Go. Ha. Yok. Battım galiba. Açık hala hocam. Aslında gitmesi gerekiyor. Şu soldaki taraflarına basın hocam, işaretlerin üzerine. Selin yardımcı olur musun hocama? Hocam ben de şu an, ya isterseniz çıkıp tekrar bir paylaşmayı deneyebilirsiniz. Hocam şu anda sesiniz gitti. İnternetinizde bir problem olabilir mi? Ama o zaman önce görüntünüz giderdi. Şu an sesinizi alamıyorum. Alay Bey hocam, sadece ben mi alamıyorum Aydın hocamın sesini? Ben de duyamıyorum şu anda sesini. Mikrofon da kapalı değil gibi. Hocam ben sizi bir arıyorum. Eğer siz beni duyabiliyorsanız bir saniye. Hocam şimdi Burcu Hoca'dan yardım alıyor Aydın hocamız. Tamam. Bir çıkıp girecekler tekrar. Tamam. Tamam hocam, problemi bekliyoruz. Bu arada tabii arkadaşlar sayımız da artı 25 kişiye çıktı bu arada. Ben biraz Aydın hocam muhteşem minyatürleri anlatıyor. Tekrar girinceye kadar bir sanatçı olarak bir duyarlılığımızı paylaşmak istiyoruz. Arkadaşlar birkaç günden beri medyayı meşgul eden bir konu var. Özellikle Ayasofya'nın camiye açılmasıyla birlikte gündeme gelen bir tartışma konusu var. Bu ülkede yaşayan, bu ülkenin suyunu, ekmeğini yiyen, havasını soluyan, bu kutsal topraklar üzerinde kimliğini, kişiliğini oluşturup eğitimini tamamlayan herkes, bu cumhuriyetin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına ve her türlü fedakarlığı yaparak bugünlere erişmemizi sağlayan cumhuriyetin kurucularına saygı göstermek zorundadır. Bu kuruculara yönelik en hafif ifadeyle olumsuz tavrı kabullenmemiz mümkün değildir. Bunu gerçi devlet yetkilileri de defaten ifade etmişlerdir ama sanatçı olarak sanatçılara Cumhuriyet tarihi boyunca en çok desteği veren
Cumhuriyet'in o zor, fakr-ı zaruret içerisinde kurulduğu dönem içerisindeki Atatürk yönetimidir. O dönemde kültür ve sanata ayrılan pay, Cumhuriyet hükümetlerinin içerisindeki en yüksek paydır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına şu veya bu şekilde bir menfi yaklaşım içerisinde bulunanların mutlaka kanlarında bir bozukluk vardır. Kanlarında bir bozukluk yoksa sütlerinde bir bozukluk vardır. Bunu şiddetle reddediyoruz ve tüm Türk sanatçılarının Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine bağlı olarak hepsinin önünde saygıyla eğildiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle de bu düşüncemi paylaşayım. Evet, Aydın Hocam geldi herhalde. Hocam devam edelim hocam kaldığımız yerden. Buyurun hocam. Hocam bir saniye, ben bir co-host yapayım mikrofonunu açabilmesi için. Hocam şu anda mikrofonunuzu açabilirsiniz. Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Görselleri açamadık. Görseller... Hocam Burcu Hoca hala yanınızda mı acaba? Yanımda. O size yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Aşağıda açık değil mi sunumunuz zaten? Şu olabilir. Hayır, orası bilgisayar. Bir dakika. Şu share screens. Hayır, o değil. O da değil. Şu share, şurada, evet oraya bas. Şurada şey, şuraya bas. Bu ona bastık şimdi. Bir zaten. Daha bas ona. Hayır, o değil. Hangisi? Şu. Ben buna basıyorum zaten. Bas, evet bas. Ne baş şimdi? Hayır. Hayır, öyle olmadı bir şey mı? Değil peki, ama. Peki. Yanlış bir şey yaptık. Peki, yanlış başka şey paylaştınız şu anda. Önemli değil. Arkada açık olduğundan emin misiniz hocam sunumunuzun? Hayır, açık değil. Açık değil. Onu açmanız gerekiyor önce. Bilgisayarda açmamız gerekiyor değil mi? Evet, bilgisayarda açmanız gerekiyor hocam. Şimdi ben onu bilgisayarda açayım. Daha sonra aynı şekilde açacaksın. Bilgisayarı açtıktan sonra. Bilgisayarı açtık. Tamamdır hocam. Şimdi aynı şekilde çevirdiğinden... Bilmiyorum. Açık. Tamam, buldum. Evet. Bir dakika. Ben slide gösterisi yapalım. Evet. Görüyor musunuz? Görüyoruz hocam. Görüyor musunuz minyatürü? Tamam. Bir dakika, deneyim yapalım. Hadi görün de değiştirelim bakalım. Değişiyor tamam. Mu? Tamam, devam ediyoruz. Güzel. Tamam. Buyurun hocam. Evet. Tamam. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, Adem ile Havva ile başlattık. Geriye gittik. Minyatürde Adem ile Havva vardır. Bu minyatürü koyma nedenim şu. Daha önceki bir konuşma için koymuştum onu. İnsan figürü yoktur resimde. İşte şudur budur denir. Minyatür şöyledir böyledir denir ama manzara da var minyatürde. İşte gördüğünüz gibi insan figürü de vardır. Artı hiyerarşik bir düzen vardır minyatürde. Yani konuma göre kompozisyonu kurma. Padişah batı anlayışına dönük perspektif anlayışında çok geride olmakla birlikte diye öndeki figürlerde çok daha büyük çizileri yapılır minyatürlerde. Bu hiyerarşik konum anlamını taşıyır. Burada da öyle bir konum yok şu anda. Sadece Adem Havva'nın görüntüsünü verdik. Burada gördüğünüz gibi o hiyerarşik konumla bağlantılı tepelerin arkasında padişahı aynı boyutta, ötekilerden daha büyük hatta görebiliyoruz. At üzerinde falan. Devam ettiriyorum onu. Çok fazla Levni'den Matrak Çınası'dan gidiyoruz. Levni'ye doğru gidiyoruz şimdi. Evet. Bu kadar şey yaptım. Burada bir şema vardır. Bu Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar ki dönemi ele alan bir şemadır. Askeri okul çıkışlı ressamlar var. Mühendishane-i Berri Hümayun, Deniz Harbi Okulu çıkışlar var. Mühendishane-i Harbi-i Şahane
çıkışlar var. Özel öğrenimli ressamlar var. Bunlar kendi kendilerini yetiştirmişlerdir. Ya da Darüşşafaka'da şurada burada okumuşlardır. Mektebi Harbiye'de okumuşlar var. Mektebi Bahriye'de var. Ve daha sonra Sanayi Nefise Mektebi sivilleşmenin kurumu olarak, sanatta sivil sanat üretiminin kurumu olarak bir tasnifeme yapılmıştır. Ben bunları böyle başlıklar olarak sundum size. Genel bir plan kafanızda oluşsun. Bunların üzerine kısaca değineceğim. Şimdi derken az önce başladık. Mektebi Osmani'den söz ettik. İlk Batı'ya gönderilen ressamlardan Osman Hamdi Bey'den, Şeker Ahmet Paşa'dan, Süleyman Seyit'ten söz ettik. Gerçi Şeker Ahmet Paşa en büyükleridir. Ve peyzaj resmini, manzara resmini o başlatmıştır dedik. Bir de natürmort resminin de ilk örneklerinden birini diğer natürmortlara göre, Süleyman Seyit'in yaptıklarına göre farklı bir yaklaşım içinde kompoze eden bir ressamdır. Örneğin ağaç gövdesine asılmış ayva dalındaki ayvaların resmini yapmıştır. Bir yandan peyzaj var gibi duruyor orada, bir yandan da ayvaları göstermekle natürmort yapmış olur ama o güne kadar yapılmış natürmortlardan, ölü doğa resimlerinden farklılaşan bir özellikleri vardır. Hemen sonrasında Şeker Ahmet Paşa'nın size az önce sözünü etmiş olduğum ormanda eşekli insan, odun taşıyan insan resmi. Bunun hakkında İngiliz ressam ve sanat tarihçi, sanat yazarı John Berger 3-4 sayfalık bir metin yazmıştır. Çok da etkili bir metin olmuştur. Türkiye'ye gelip bizim İstanbul'daki Resim Heykel Müzesi'ni görmüştür, göstermişlerdir ona. O kadar zengin müzeler vardır ki onlar da kılı kıpırdamamış. Döndükten sonra Fransa'ya, İngilizdir ama Fransız Alplerinde yaşayıp üretiyor. Döndükten sonra bir hafta 10 gün sonra böyle Şeker Ahmet Paşa'nın bu resmi bir tuhaf gelmiş ona, çok etkilemiş onu. Özellikle perspektifte arka tarafın şöyle sağ arka tarafın yukarıya doğru kaldırılmış olması olmayacak gibi bir şey. Nasıl olur bu falan diye düşünmüş ama batıdan doğunun farkı ya da Şeker Ahmet Paşa'nın batılı bir Barbizon okulu ressamından farkı işte burada diyor, ortaya çıkıyor ve bu resim hakkında övücü çok hoş bir yazı yazıyor. Az önce size sözünü etmiş olduğum konuşan hacılar yazıyor ama hocalardır bunlar. Cami avlusunda hocalar. Burada eğer resmin sol tarafını kapatırsanız, bu camiyi kapatırsanız burada herhangi bir imaretin ya da binanın doğuya özgü, Osmanlı'ya özgü bir mimarinin avlusunda 3 hoca görürsünüz. O 3 hoca aslında Osman Hamdi Bey'in kendisidir. Hemen sol taraftaki pencere açarak ahşap sütunun arkasında bir cami gösterir bize. Bu cami Selahaddin camilerinden bir tanesidir. Yani bir Arabistan camisi değildir. İstanbul'daki Ayasofya'dan etkilenmiş kubbesiyle, minaresiyle, ölçüleriyle Osmanlı sultanlarının yeniden biçimlendirdiği, Mimar Sinan'ın doruk noktasına ulaştırdığı cami mimarisi örneklerinden bir tanesiyle karşılaşıyor. Hocam bu cami... Görünmüyor, bir parçası görünüyor ama budur. Hocam bu cami Karaman'da, Konya evet, Karaman'daki cami, evet hocam. Ama Selahaddin camilerinin devamında bir camidir. Yani onlardan kopuk değil. Yani Osmanlı Sultanlığı'nın, sultanlarının mimarlık alanındaki camilerde ortaya şimdi şeyde de Mardin'de de cami vardır ama bunlardır. Daha Arap etkileri taşıyor. Minaresi de farklıdır. Boyutları, oranları da farklıdır. Bu İstanbul'daki camilerin bir devamı gibi. Evet, şimdi biraz geriye döneceğim tekrar. Buna geçmeden Süleyman Seyit'in iş. Buradan biraz söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, yaş olarak baktığımız zaman az önceki Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyit ve Osman Hamdi Bey diğer ressamlardan hem daha
günümüz resmine, çağdaş Türk resim sanatına veriler ortaya koyan farklı bir nitelik taşırlar. Hem de yaş olarak bu gruptan şu anda karşınızda gördüğünüz Hüseyin Giritli'nin Yıldız Sarayı bahçesinde yapmış olduğu resimden farklı resimler yapmışlardır. Daha ileride resimler yapmışlardır. Karşımızda gördüğümüz resim 1870'lerde yapılmıştır. Bakın 1860'larda yapılmış Çekerahmet Paşa'nın Osman Hamdi'nin resimleri ama 1870'lerde bunlar yapılmıştır. Bu resimlere birinci kuşak ressamları denir. Çekerahmet Paşalara bir sonraki kuşak denir. Asker ressamlar kuşağı denir. Bunun şöyle bir nedeni vardır. Bu resimde primitif tatları görebildiğimiz için daha tam oluşmamış, minyatürle batı anlayışına dönük resmin arasında bir çizgide durduğu için ve fotoğraflardan o tarihlerde çekilmiş kartpostal boyutundaki Abdullah biraderlerin çekmiş olduğu fotoğraflardan yola çıkarak bunları yaptıkları için birbirine benzer yatay dikdörtgen boyutta bu tür resimler yapmışlardır. Genelde Yıldız Bahçesi'nden, Yıldız Sarayı, Yıldız'ın iç mekanından yani gene manzara nitelikli bina görüntülü ya da iç mekandan bir sofradaki kristallerin şunun bunun var olduğu bir ölü doğa görünümlü resimler yapmışlardır. İnsan ve hayvan yani canlıya ilişkin şeyleri fotoğrafta varsa bile yer alındıkları fotoğraflarda onları çıkarmışlardır resimler. Onları göstermemişlerdir. İki nedeni olabilir bunun, öyle denir. Bir, henüz o insan ve hayvan resmi yapacak kadar yetkinleşmemişlerdir teknik açıdan. İkincisi, canlı varlıklara resimde yer verildiği zaman, ölüp öte tarafa gittiğimiz zaman onlara tekrar kendilerinin can vereceği, vermek zorunda kalacağı gibi bir söylentiyle bağlantılı olarak bunu elemine ettikleri söylenir. Şimdi bir başka önemli konuya daha değineceğim. İşin başını anlatıyorum, sonra biraz hızlanacağım ve çok çok fazla zamanınızı da almayacağım. Bu birinci kuşak denen ressamlar, yani bir başka sanat tarihçinin Nurullah Belgin dediğine göre Darüşşafakalılar. Bir kısmı Darüşşafaka da eğitim görmüş ressamlardır. Oysa Darüşşafaka'nın yanında Mektebi Harbiye'de de resim eğitim, budur resimler yapanlar vardı. Onun için Darüşşafakalı demek onlara çok doğru değil. İkincisi, az önce söylediğim gibi birinci kuşak ressamları. O da çok doğru değil çünkü birinci kuşak değiller. Onlardan önce Osman Hamdi ve Şekerahmet Paşa, Süleyman Seyit var. Bir şey daha var. 1979-80'de yapılan araştırmalarda Mimar Sinan, o zamanki Güzel Sanatlar Akademisi, Güzel Sanatlar Akademisi'nde ressam Adnan Çöker ile sanat tarihçi Sezer Tansu'dan bir şey istenmiştir. Resim tarihimiz hakkında bir metin oluşturmaları, Türk resmi hakkında, çağdaş Türk resmi hakkında. Onlar da araştırmalara başlamışlar ve o araştırmalar sırasında New York'tan Sezer Tansu'a, sanat tarihçi Sezer Tansu'a bir albüm gönderilir. Albüm Abdullah biraderlerin çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşmaktadır. Abdullah biraderler az önce söylediğim gibi iki kardeştir ve çok iyi fotoğraflar çekerler. Onları da yani İstanbul'da, payitahta albüm haline getirip kalıcı hale getirirler. Bu albümlerden bir tanesi Amerika'ya, New York'a gitmiş. New York'tan da 1979 yılında, 79-80 yılında Sezer Tansu'ya ulaşıyor. Sezer Tansu bunu getiriyor ve Mimar Sinan Üniversitesi'nin resim bölümünün bir odasında, Adnan Bey'in odasında masanın üzerine koyuyorlar ve incelemeye başlıyorlar. İnceleme sırasında görüyorlar ki o albümdeki fotoğrafların çoğu bu birinci kuşak ya da Darüşşafakalılar denen ya da Türk primitifleri denen ressamların yararlandıkları fotoğraflar. O zaman diyorlar ki bunlara Darüşşafakalı demek yanlış. Başka kurumlardan da mezunlar var aralarında. Türk primitifleri demek belki olabilir. İlk resimleri yaptıkları, yani primitif tatlar taşıyor resimleri. Ama
Darüşşafakalılar denemez, birinci kuşakta denemez çünkü Osman Hamdi'de Şekerhamet Paşa daha. O zaman biz bunlara Türk fotorealistleri diyelim diyorlar. Fotoğraftan yararlandıkları için. Yani dört adla anılmışlar. Ben eski kuşak ressamları demeyi tercih ediyorum. Osman Hamdi, Şekerhamet Paşa, Süleyman Seyit ve Hüseyin Zekai Paşa'ya da Türk resim sanatı içinde kurucu kuşak ressamları demek istiyorum. Çünkü birçok şeyin kurucusu onlar. Manzarayı onlar başlatmış. Natürmortu onlar başlatmış. Anıtsal figürü onlar başlatmış. Şimdi anıtsal figür mort koymamışım. Buyurun. Bu da Hüseyin Zekai Paşa'nın Ayasofya muhafili. Ayasofya muhafili. Bir fotoğraftan yararlanmış ama fotoğrafik tat yok onda. Bir baş yapmış. Müthiş bir resim. Çok büyük değil. Dikey kenar 100, yatay kenar 81'dir. Yani bir metrekare bile değil. Ama bir alana konduğu zaman, bir duvara asıldığı zaman o alanı etkisi altında alan çok enteresan bir etkisi var. O doğuya özgü işlemeciliği böyle, o ahşap işlemeciliğini, metal işlemeciliğini, taş işçiliğini çok güzel ortaya koyar. Sıcak bir tatla. Zekai Paşa da enteriyör yani iç mekan resminin bir başyapıtını bununla başlatmış oluyor. Onun için ben bu dört ressama kurucu kuşak ressamları öyle adlandırıyorum. Şimdi Halil Paşa'nın İnciliğe geldik ama arada önemli şeyler var. Bu dursun böyle. Ben o önemli şeylere değineyim. Şekerhamet Paşa Fransa'dan döndükten sonra sultan oluyor resim alanında. Konuşmalara göre Şekerhamet Paşa'nın önerisi doğrultusunda Batı'dan bazı resimlerin satın alınması ve bir müze kurulması düşünülüyor. Sultan da Abdülaziz de bunu destekliyor. Abdülmecit de destekliyor. Batı ile ilişkiler de hatta oradan Fransız kraliçesi geliyor. Bizden de Batı'ya gidenler var. İlk fuarlar o dönemlerde kuruluyor. Osmanlı'nın ilk katıldığı fuarlar, Paris fuarı gibi. İlişkiler hızlanıyor. Alışverişler farklı bir boyut kazanıyor. Bu da bir başka şeyleri de getiriyor. Herada yani Beyoğlu'nda İtalya'dan gelen bir ressam tarafından bir sanat eğitimi verilmek üzere bir okul kurulduğu yazılır bazı sanat tarihi kitaplarında, belgelerde ama o okulun nereden kurulduğu, ne kadar sürdüğü belli değil. Yani kararı alınmış ya da o karar verilmiş ama ortaya ürün koymamıştır. Şimdi Şekerhamet Paşa'nın nice fikri devam ediyor ama 1873'te ilk defa Osmanlı'da ilk kişisel sergiyi açan Şekerhamet Paşa. Mektebi sanayide, sanayi nefise değil, sanayi ile ilgili bir şeydir bu. Orada bir sergi açıyor. Bir sergi daha açıyor. İlk karma sergiyi de o düzenler. Osman Hamdi Bey'in de, Süleyman Seyit'in de, kendisinin de, başkalarının da katıldığı bir sergidir bu. Ondan sonra da 1900'lere kadar başka önemli bir etkinlik yapılmaz sergileme alanında. Ama müze fikri hala devam etmektedir. Müze fikri devam etmektedir. Osman Hamdi Bey de Şekerhamet Paşa ile birlikte büyük bir çaba içindedir. Nitekim 1880'lerin başında müze fikri arkeoloji alanında gerçekleşmeye başlar ve işte bildiğimiz Gülhane Parkı'nın içinde olan, Topkapı Sarayı'na yakın olan İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin binası yaptı. Bir Almandır oranın müdürü o sıralar. İkinci müdür Osman Hamdi Bey'dir. Sonra müdürlüğü Osman Hamdi Bey üzerine alır. Ve de Asar-ı Atika nizamnamesi yani eski eserler yasasını Osman Hamdi Bey o
Paris'te almış olduğu, bir süre almış olduğu hukuk eğitimiyle bağlantılı olarak oluşturur ve bir taraftan da o konuda yardımcı olur. Bir taraftan da arkeolog olarak çalışmaktadır Osman Hamdi Bey. Yani 10 parmağında 10 marifet diyeceğim. Şeker Ahmet Paşa ile dayanışma içinde Osman Hamdi Bey Şeker Ahmet Paşa'ya katkıda bulunuyor, yardımcı oluyor. Şeker Ahmet Paşa da onlara. Sanayi Nefise kuruluyor o sırada. Osman Hamdi Bey'in ilişkileri var. Şeker Ahmet Paşa'nın da. 1882'de Sanayi Nefise Mektebi, yani Güzel Sanatlar Okulu kuruluyor. 8 tane hocası var. Hiç aralarında Türk yok. Levant'ta ya da azınlıklardan hocalar. 20 tane de öğrencisi var. Gene aralarında Türk yok. Rum var, Ermeni var, Levanten var. Böyle kuruluyor. 1883'te 3 Mart, 2 ya da 3 Mart, yani o milat ya da hicri tarih sorunu çıkıyor araya. Biz 3 Mart'ta genelde kutlarız akademinin kuruluş yıl dönümünü. Onun için 3 Mart 1883 diyeyim. 3 Mart 1883'te akademi eğitime başlar. 82'de kurulur. Osman Hamdi Bey akademinin de müdürü olur ama eğitime başlaması 83. Osman Hamdi Bey 1883'ten 1882'den 1910'a kadar akademinin müdürüdür. Artı müzenin de müdürü. 1910'da ölür ve biter budur şey. Bu arada Şeker Ahmet Paşa'ya teşekkür babından ve yaptığı emekler babından bir de şilt verir. Bir teşekkür belgesi. Sanatsal aktiviteler giderek yoğunlaşmaktadır. 1903'te ilk defa Türk kökenli resim eğitimi almak için öğrenciler de Saray Nefise'ye geliyor. 1910'da ilk defa 1909 ve 1910'da ilk defa en kalabalık Türk öğrenci grubu Sanayi Nefise'den mektubun emezun olur. Sanayi Nefise derken aklınıza şu gelsin arkadaşlar. Sivil mektep, yani mektebi harbiye, mektebi işte bahriye gibi şeyler Osmanlı'ya bağlı, sultanlığa bağlı resmi niteliği olan şeylerdir. Burada sivil, yani asker kökenli ressamlar daha fazla yetişiyor onlara. Onun için dünyada başka bir benzeri olmayan asker ressamlar grubu. Şeker Ahmet Paşa artık oldu. Süleyman Seyit Bey de öyle. Hüseyin Zekai Paşa. Bunlar hep paşa ve geliyorlar. İşte önümüzde olan resim Halil Paşa. Bunlar gerçekten asker ressamlardır. Askeri eğitim almışlardır. Ve öğrenimlerini de o alanda görmüşlerdir ama resmi olan yetenekleri nedeniyle, sanata olan eğilimleri nedeniyle bir taraftan da ağırlıklarını bu tarafa vermişlerdir ve öğrenci yetiştirmeye başlamışlar. Öğrenci niye yetiştiriyorlar? İlk defa tanzimat kurulduktan sonra şey yapılıyor, hatta daha önce resim dersleri, perspektif dersleri konmaya başlıyor eğitime. Niye? Çünkü topografik haritalar çizilecek. Savaşmak için sefere gidildiği zaman mekanın durumunu önceden bilmek gerekecek. Nerede yükselti var, nerede tepe var, nerede vadi var? Bunu çizilerek gösterilmesi gerekiyor. Onun için başlıyor bu şeyle, bu girişimler ama sonra resim alanına doğru kayıyor ve nakaşhaneler, yani minyatür yapılan yerler eski önemlerini yavaş yavaş yitiriyor. Batı anlayışına dönük yanılsamacı bu resim anlayışı öne çıkıyor ve çıkıyor. Evet, 1910'da toplu halde Çallı kuşağı ressamları Fransa'ya gönderiyor. Çallı kuşağı derken ne demek istiyorum? Şimdi biraz sonra açıklayacağım onu. Bunlar gidiyorlar. Avni Lifiç de katılıyor onlara. Avni Lifiç'i bu arada Halife Abdülmecit hem halifedir hem de veliahttır. Aslında adaydır sultanlığa. Ama resim onun için o kadar önemli oluyor ki o tarafa yöneliyor. Destek de veriyor şeylere, diğer ressamlara. Bunlardan bir tanesi de Avni Lifiç'tir.
Abdülmecid, Halife Abdülmecid'in verdiği parayla, ödenekle gidiyor, Fransa'da eğitim görüyor. Halife Abdülmecid başta Adem'le Havva'yı gösterdi. Türk resim sanatı özellikle koymuştum onu oraya. Evet, var gördüğünüz gibi. Bir de bakın Halife adı üzerinde. Halife Abdülmecid. Ama Halife Abdülmecid'in hemen hemen bütün resimleri anıtsal figürlerle, büyük figürlerle, merkezi insan figürleriyle kompoze edilmiştir. Örneğin haremde Beethoven, haremde Goethe konulu resimleri bir yandan entelektüel bir Osmanlı aydınının, halife olan bir aydının, haremde Goethe, Goethe kim? Ünlü Alman, romantik Alman şairi, resim de yapan birisi, yazar ve şairi ama özellikle, onun ona atıfta bulunuyor. Beethoven kim? Bildiğimiz o çok ünlü, çok büyük müzisyen. İkisine atıfta bulunuyor ama kendi yaşadığı ortamda dışarıdan, batıdan gelen o Batı Beethoven'le ilgili, Goethe ile ilgili ya kitap var orada, orada bir yazı Beethoven yazısının olduğu ya Goethe yazısının olduğu bir şey vardır. Atfı oraya yapıyor. Başka resimler de benzer şekilde vardır. Şimdi bu dönemde Halife Abdülmecid Çağlı karşımızda olan Ali Kerahmet Paşa, Hüseyin Zekai Paşa gibi emniyetli Türkiye'ye, Osmanlı'ya taşıyor. O izlenimcilik akıllı. Bilgiler, realist bilgiler taşımışlar. Kapitalizmi taşımıştı Osman Bey. Aytun Hocam. Herhalde ses kesildi sanki, değil mi? Hocam internet bağlantısı yani bir süredir gidiyordu. Biraz sesle problemi geliyordu, evet. Bir internet problemi var. Ben bir arasam mı acaba yine? Evet, lütfen. Bir arayalım hocayı. Toparlayalım artık. Şaka maka derken bir saate yakın. Aydın Hocam sesinizi açarsanız hocam. Evet, açıyoruz. Tamam mı? İnternet bağlantısının aparatı yerinden oynamış. Ben dokunmadım. Sabote ettim. Evet arkadaşlar, şimdi Halife Abdülmecid'den söz ettim. Çallı kuşağına değindim. 1910'da gidiyorlar. 1914'te birinci Dünya Savaşı başlıyor. Hepsi geri çağrılıyor. Gene bir şey mi oldu acaba? Duyuyor musunuz beni? Duyuyoruz hocam. Şu anda bir problem yok. Tamam, duyuyoruz hocam. Peki, oldu. Ben sizi göremedim bir anda onun için. 1914'te geri çağrılıyorlar, geliyorlar. Türkiye'ye, İstanbul'a dönüyorlar ve 1914'te döndükleri için o kuşağı Çallı, Namık İsmail, Hikmet Onat, Avni Lifiş, Ruhi Arel gibi ressamlar Çallı kuşağı ressamları olarak Çallı en popülerleri aralarında, onun için bir de Nazmi Ziya, o da Türk izlenimcilerinden büyüklerinden. Bunlara 14'te döndükleri için 1914 kuşağı. Çallı'nın dönemdaşları oldukları için, en popüler Çallı olduğu için Çallı kuşağı ressamları deniyor. Bunu belirtmek. Bir de bir başka söyleniyor. İzlenimciliği Batı'dan Osmanlı'ya taşıyorlar. Türk resminde izlenimci kuşak da deniyor bunlara. Yani üç adları vardır. Ama izlenimci kuşak derken çok doğru bir saptama mı yapılıyor? Batı izlenimciliğinden biraz farklı Türk izlenimciliği. Biraz daha forma, biçime, kütleye öncelik veren bir yaklaşımı vardır. Nazmi Ziya belki izlenimcilere, batılı izlenimcilere en yakın olan şey. Devam ediyorum hızla. Çallı kuşağı ressamlarının bir özelliği daha var. Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz hocam. Güzel. Çallı ressamı kuşağının bir özelliği daha vardır. İlk defa
Halil Paşa müze müdürü, şey, Sanayi Nefise müdürü oluyor. Çağlı kuşağı ressamları da grup halinde, bakın daha başlangıçta Sanayi Nefise'de azınlıktan hocalar vardı, azınlıktan öğrenciler vardı. Türk kökenli öğrenciler artıyor. Onlar mezun oluyorlar, Paris'e gidiyorlar, dönüyorlar, savaş nedeniyle çağrılıyorlar. Ama toplu halde Sanayi Nefise Mektebi'nde hoca oluyorlar, öğretmen oluyorlar, öğretici oluyorlar. Böylece tümüyle Sanayi Nefise'nin, o sivil sanat kurumunun çehresi değişiyor. 1914'te bir şey daha oluyor, çok önemli bir şey daha oluyor. O da şimdi Sanayi Nefise Mektebi'nde sadece erkek öğrenciler var. Mihri Müşfik diye bir ressamımız var. Hem iyi ressam hem de öncü özellikleri, kurucu özellikleri var. Ömer Adil de iyi bir ressam. Ömer Adil'le Mihri Müşfik el birliği içinde İNAS Sanayi Nefise Mektebi'ni kuruyorlar. Tabii ki sultanın desteğiyle. İNAS kız demek. İNAS Sanayi Nefise kız güzel sanatlar okulu demek. Ne oluyor? Bir tarafta erkeklerin gittiği Sanayi Nefise Mektebi var. Bir tarafta kız güzel sanatlar mektebi var. 1914'te başlıyor bu. Savaş sürüyor. Savaş sürerken kuruluyor ve devam ediyor. 1916'da Avusturya ile ve de Almanya ile Birinci Dünya Savaşı'nda yandaş olan, omuzdaş olan Osmanlılar sıkıntılar yaşıyorlar. Ama askerleri de, halkı da bazı açılardan morallerini düzeltmek gerekiyor. Şişli Mektebi diye, Şişli Atölyesi daha doğrusu diye bir yer kuruyorlar Şişli'de. Enver Paşa öncülük ediyor bu duruma. Öneriler başkalarından geliyor, ressamlardan geliyor ama Enver Paşa'nın öncülüğünde baş çekmesiyle Şişli'de top arabaları, işte atlar, lağım kazıcıları, asker giysileriyle kişiler, bunlar oraya getiriliyor ve Avusturya'ya, Viyana'ya ve Almanya'ya, Berlin'e, Berlin'de açılacak büyük bir sergi için resim yaptırılıyor bunlara. Şişli Mektebi, Şişli Atölyesi denen yerde bunlar çalışıyorlar. Hikmet Donat da var aralarında. Az önce ismini atladığım kişilerden birisiydi. Anımsayınca söyledim size. Başka atlanmış isimler de olabilir. Hepsi akla gelmiyor, gelmeyebiliyor birdenbire. Şimdi Viyana'da açılıyor. Başka katılımcı, örneğin Avni Lifici'nin jüride olduğu bir şeyde, daha sonra eşi olacak bayan da iyi resimlerle katılıyor sergiye ve sonra evleniyorlar. 1920'lerde durum biraz değişiyor. 24'te Sanayi Nefise Mektebi, Nazmi Ziya'dır akademi müdürü. Ama gezici hale gelmiş Sanayi Nefise Mektebi. Burada atladığım bir önemli nokta var. Osman Hamdi Bey İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni yaptırırken Sanayi Nefise Mektebi'ni de hemen Arkeoloji Müzesi'nin giriş kapısının solunda yaptırıyor. Orada eski çark eserleri müzesi denen bir yer vardı. Orası epey sene Sanayi Nefise Mektebi olarak kullanılmış. Sonra oradan Kemberli Taş'ta bir binaya taşınmış, bir başka binaya taşınmış. 1926 yılında Nazmi Ziya'nın ve Namık İsmail'in müdürlükleri döneminde Mustafa Kemal Paşa, şu andaki İstanbul'da Fındıklı'daki Çifte Saraylar denen, Prenseslerin Sarayları denen, Osmanlı'nın son Meclisi Mebusan binası olarak kullanılan binayı akademinin hizmetine veriyor. Aynı dönemde bir şey daha yapılıyor. Erkeklerin gittiği akademiyle kızların gittiği Sanayi Nefise Okulu birleştiriliyor ve de Kız Sanayi Mektebi ortadan kalkıyor, akademi karma eğitime geçiyor.